Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü ders konumuz nazar ağacı. Şimdi hepimizin elinde bulunduğu nazar boncuklarımızı tasarım halinde bir nazar ağacı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz herhangi bir MDF parçası da olur. Bu şekilde bir tablomuz da olur. Bunun içerisine nazar ağaçlarımız olsun diye taşlarımızı boyayacağız ve tasarım yapacağız. Ben bu şekilde bu boyutlarda deniz kenarından taş topladım. Bu şekilde taşlarımız olacak. Bunları nazar boncuğu yapacağız. Aynı şekilde bu deniz kenarından bu şekilde ya da ormandan ağaç parçaları gerekiyor. Ağacımızı yapabilmek için. Ve mavinin tonları, boyalarımız. Şimdi başlangıç olarak zeminimizi siyaha boyayacağız. Düz bir şekilde iki kat siyah boyadıktan sonra nazar taşlarımızı boyamaya başlayacağız. Aynı şekilde aynı yöne boyuyoruz. Evet, şimdi siyahı boyadık tablamızı. Tablamızı siyahı boyadıktan sonra vernik atacağım. Parlak vernik ya da mat vernik istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Şimdi taşlarımızı bu arada ben 3'e böldüm. Bir bölümünü, 3'te 1 bölümünü beyaza, diğer 3'te 1 bölümünü maviye, diğerini de laciverte boyadım. Şimdi nazar boncuğumuzu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi normalde beyaz olanları laciverti bu şekilde kenarlarını baz olarak boyuyorum. Aynı şekilde mavi olanlarımızı da beyaza boyadım. Lacivert olanlarımızın üstünü beyaza boyadım. Şimdi bunu nazar boncuğu olabilmesi için örnek olarak göstereceğim size. Değişik olan zıt olan rengi maviye boyayacağım. Sonra aynı şekilde beyazla devam ettim. Lacivertle tamamladım. Evet, bu şekilde nazar boncuklarımızı oluşturduk. Aynı diğer olan renklerimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, nazar boncuk taşlarımız oluştu. Şimdi bunları tablomuza koymadan önce teker teker vernikleyeceğim. Sonra yerleştirmesini göstereceğim size. Bu şekilde bitiriyoruz nazar boncuklarımızı teker teker. Evet, nazar boncuklarımızı gördüğünüz gibi boyadık. Şimdi bunları tasarımına geldi sıra. Tablomuzu verniklemiştik. Şimdi bu şekilde deniz kenarından topladığım ahşapları ağacın bir kökünü oluşturacağım. O yüzden bir tasarım yaptım şöyle bir kök yapmak için. Bunun için bir sıcak silikona ihtiyacınız var. Şimdi başlayalım. Silikonumuzu bu şekilde kendi kafanıza göre dizayn yapabilirsiniz. Ben böyle karışık bir şekilde yapıyorum. Önemli olan ağaca benzemesi. Çok doğal duruyor çünkü. Bunlar deniz kıyısından toplandıkları için deniz tuzunu yediklerinden renkleri çok doğal bir şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Şöyle
Şöyle. Bunlardan değişik tasarımlar da yapabilirsiniz. Böyle rastgele hiç ağaçların yönüne göre bu şekilde kök ağacın hani gövde kısmını oluşturuyorum. Şimdi buraya bu şekilde taşlarımı yerleştireceğim. Taşlarımı da aynı şekilde silikonla yapacağım. Şöyle şuraya da bir parça koyalım. Bunu doğal olduğundan dolayı bunu verniklemiyorum. Çünkü doğal dokusu çok güzel duruyor. Verniği gördüğü zaman parlak bir kök duruyor. O yüzden hiç gerek yok. Ağacımızın gövdesi doğal renginde durmasında fayda var. O yüzden ben hiç vernik kullanmıyorum bu gövdede. Şu güzel parçamızı da yerleştirelim. Bakın. Budağını varana kadar şimdi yapıştırmadan önce bu gövdem bitti. Taşlarımı şöyle rastgele renklerine göre yerleştiriyorum. Bunu yerleştirirken lacivert olanlarla beyaz olanları, beyaz olanlarla mavi olanları yan yana getirmeye gayret ediyorum. Ve ağacımız yuvarlak bir şekil olduğundan dolayı üstü şekil olarak yuvarlak. Mesela bu iki rengi birbirine denk düşürmemeye çalışıyorum. Mesela bununla beyazı. Biraz Lego yapmak gibi bir şey ama çok zevkli ve çok güzel bir hediye. Yani bunu çok masrafsız bir şekilde deniz kıyısına giderken taşları toparlayıp böyle bir tasarım yapabilirsiniz. Bakın iki tane beyazın arasına bir tane mavi koydum. Bu şekilde yuvarlak bir tasarım yapana kadar önemli olan burada ağacımızın üst yuvarlağını yapabilmek. Yine lacivert geldi. Şöyle. Zevkli yapması bu şekilde ortaya çıkan görüntü de mükemmel. Biraz şöyle beyaza da arkalarını boyamadım gördüğünüz gibi, hiç gerek yok. Sadece üstlerini boyasanız yeterli. Şimdi görüntü itibariyle şöyle yapalım. Evet.
Gayet güzel oldu. İnişleri çıkışları da gözü rahatsız etmiyor. Bakın tasarımımız bu. Aynen bu şekilde yerleştirdim taşlarımı yapıştırmadan. Çünkü yapıştırdığım zaman tekrar geri alması zor oluyor. Şimdi iyice birbirlerine denk düşsün diye yerleştiriyorum. Şimdi yapıştırmaya başlayacağım. Silikonumuzu taşımızın altına bol bir biçimde şöyle sonra yapıştırıyorum. Sırayla taşlarımızı sıcak silikonumuzla gördüğünüz gibi bakın yapıştırıyorum. Burada bir mola verelim. Yapıştırdıktan sonra tekrar görüşelim sizinle. Evet, silikonla bütün taşlarımızı yapıştırdık. Gayet sağlam oldu bakın. Bunu normalde tablo olarak böyle kullandığınızda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi silikon olan iplik gibi böyle bir artık bırakıyor. Onları kuru bir fırçamızla bakın. Şöyle kuru bir fırçamızı süpürseniz hepsi çıkıyor zaten. Şimdi buradayken vernik süreceğim. Vernik yaparken de dediğim gibi parlak vernik kullanabilirsiniz. Şöyle. Taşlar parlak dursun diye. Şöyle üstünden nazar boncuklarımızı güzelce. Ahşabı dediğim gibi yani şu bölümü verniklemiyorum. Doğal durmasını istiyorum çünkü. Taşlarımız biraz güzelce şöyle bol bol parlak dursunlar diye. Şöyle güzelce vernikliyorum. Çok parlak vernik kullandım ben bunda. Ahşabınıza değdirmeden vernik yapın. Çünkü kuru olduğundan dolayı anında kapıyor. Şöyle verniğimi bitirdim. Bu kendi kendini koruyacak. Şimdi bu kadarla kalmadı tasarım. Biraz dibini güzelleştireceğiz. Bunun içinde bazı aksesuarlarımız var. Onları kullanacağım. Şöyle son bir kez bakıyorum. Evet. Vernimiz tamamlandı. Şimdi alt bölümümüz gördüğünüz gibi boş. Burayı değerlendireceğim. Burayı yapmak istiyorum. Şöyle hobi marketlerde ya da atölyelerimizde de bulabilirsiniz. Bu şekilde çitlerimiz var. Bu çitleri buraya yerleştireceğim. Ben bunları beyaza boyadım. Şimdi şu şekilde boyutuna göre şöyle kesiyorum. Bunları istediğiniz gibi ince MDF olduğundan dolayı kullanabilirsiniz. Şuraya kadar geldi. Bunu buraya yerleştireceğim. Arka tarafını güzelce. Bakın. Gayet güzel duruyor. Aynı şekilde buraya da yapacağım. Şöyle ölçüsünü aldım. Çerçevenin aynı hizasında. Bir de uç, yani çerçevemiz şöyle 3 boyutlu gözüküyor derinliği olduğundan dolayı. Bu da benim işimi kolaylaştırıyor haliyle. Şöyle doğal ortamda bulabilirsiniz ağaçların köklerinde. Bu yosun deniz kenarından topladım ben de bunu. Kuru yaş olarak da tabii. Bunu değerlendirmek için şöyle dibine bol bol görebiliyor musunuz? Silikon sıkıyorum tutsun diye. Sonra yosununu bakın. Şöyle güzel bir bahçemiz olacak burada. Aynı şekilde bu tarafa da yapalım. Bunu ağaç köklerinde de bulabilirsiniz. Doğamız bu konuda çok zengin. Önemli olan düşünebilmek, tasarım yapabilmek.
tohumları bile ben toplayıp bu şekilde değerlendiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde oturdu. Şöyle. Şimdi bunlar üzerine birkaç tane şirinler yapalım. Şuradan. Şimdi şöyle bilmiyoncularda ya da boşetlerde de bulabilirsiniz. Şöyle mantarlarım var. Şöyle mantarın ucuna da silikon. Hop. Ağacımın içinden de çıksın şöyle. Çok hoş duruyor çünkü. Biraz hayal gücüyle ilgili. Elimizdeki malzemelerden de kaynaklanıyor tabii ki. Doğal şeyleri değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Biraz da canlı bir şeyler koyalım. Şöyle nazar boncuklarımızı da. Doğru böceklerimiz olsun. Şöyle nazar boncuğumuzun üstünde de olsun. Bir de burada yürüyen olsun bakalım. Kez şöyle yapıyorum. Yerimiz varmış. Eksikmiş. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bunu evinizde de yapabilirsiniz. İş yerinde de kullanabilirsiniz. Şimdi çok fazla dikine tutamıyorum çünkü nazar boncuklarımın vernikleri akabiliyor. O yüzden yatağa tutmak zorundayım ama bitmiş halini göstermek için size şöyle tutuyorum. Sevdiklerinizle de yapabilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte hobi amaçlı da yapabilirsiniz evinizde. Çok şık bir tasarım böyle. Hem de geri dönüşüm olarak da nitelendiriyoruz biz bunu. Hem taşlarımız doğal ortamda, hem yosunlarımız var, hem kıyıdan topladığımız ağaçlarımız var. Herkese sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.